Herkese merhabalar sevgili hanımlar. Ailenizin kuaförü Orhan Koçyiğit'in kanalına hoş geldiniz. Yine bir renklendirme videosu, yine bir kıyas videosuyla karşınızdayım. Bu sefer market boyasıyla gene kuaför boyasını kıyaslayacağız ama 7-1 küllü tonlarını kıyaslayacağız. Gördüğünüz gibi burada bir 7-1 var. Burada da Schwarzkopf paletlerinin 7-1 var. Bunları kıyaslayacağız. Bakalım ikisinin arasındaki renk farkı ne olacak? Nasıl renkler elde edeceğiz? Her ikisini de şöyle yapacağım. Bunu da 20 volüm oksitanla deneyeceğim. Bunu da ikisini de aynı şekilde yine bir de 10 volüm oksitanla deneyeceğiz. Bunun kendi içinden çıkan 20 volüm oksitanını kullanacağım. Ben de buna gene aynı şekilde her zaman kullandığım kendi oksitanımı kullanacağım. Ve buna 10 volüm oksitanı tabii ki kendi oksitanımı kullanacağım. Çünkü bunun içinden çıkacak oksitan. Evet. Aa, çok ilginç. Bakın %9 çıktı. Yani 30 volüm oksidan 7-1'den 30 volüm oksidan çıkıyor. Şimdi siz 8-0'dan bal köpüğü diye geçiyordu paletlerin yine. 8-0'dan şey çıkmıştı. %6'lık oksidan yani 20 volüm oksidan çıkmıştı bundan. Enteresandır. 30 volüm oksidan çıktı. Şimdi yani 7-1 aslında 30 volüm olmaması lazım. Şimdi sizin evde küllü rengi boyayıp da 30 volümle 7-1'i kullandığınız zaman doğal saçta kızarması çok normal. Gerçekten çok çok normal. Gerçekten şaşırdım 30 volüm çıkmasına. Çünkü buradan 20 çıkması gerekiyordu. Yani şöyle yapacağız. Ben bunu yine bir 30 volümle deneyeceğim. Çünkü neden bunu 30 volümle deneyeceğim biliyor musunuz? Çünkü siz evde aldığınız zaman bunu kullanıyorsunuz. Öyle değil mi? Haksızlık olmasın yine. Ama şöyle yapacağım. Bunu yine bir 10 volümle bir deneme yaparız. Ama 30 volümle deneyeceğiz. Bunu da dediğim gibi 20 volüm ve 10 volümle deneyeceğiz. Çünkü 30 volüm özellikle açılmış saç üzerinde renk vermekte biraz sıkıntı yaşar. Ama 10 volümle, düşük volümler her zaman doğalı yansıtır onu söyleyeyim. Doğalı düşük volümlerle yakalarsınız. Şimdi bunu düşük volümlerle deneyeceğiz ve bakalım rengi yani hem 30 volümle hem de 20 volümle 10 volümle bunu da hem 10 volüm hem de 20 volümle deneyeceğiz. Bakalım ne çıkacak sonuç göreceğiz. Hemen saçlar da şuradan hemen bir alalım. Şimdi bu iki saçı özellikle ben dore açtım ki sebebi şu, bakacağız dore saç üzerinde 7-1 Artegon'un 7-1'i nasıl çıkacak? Paletlerinin 7-1'i nasıl çıkacak bunu görmüş olacağız. Evet şimdi hemen başlayalım. Hazırlayalım boyayı. Öncelikle paletlerinin 7-1'ini kullanacağım 30 volüm oksidanla. 1'e 1.5 yapacağım çünkü açılmış saç üzerinde genelde 1'e 1 olmaz. 1'e 1.5 ya da hemen hemen 1'e 1 yapalım da bakalım netice ne çıkacak. Merak ediyorum açıkçası. Hemen hemen 1'e 1 oldu. Karıştırıp hemen süreceğim. Yani 7-1'in içinden gerçekten 30 volüm oksidan çıkması beni şaşırttı. Çünkü doğal saçta doreleştirir. Yani olmaz. Yani 7-1 gerçekten 30 volüm enteresan bir şey. Çıkmaması lazımdı. Şimdi bunu sürdüm. Yedirelim de renk alsın her tarafı. Şöyle bunu kenara koyalım. Beklesin o. Hemen Artegon'u sürelim. Önce 20 volümle deneyeceğiz. Gene dore saç üzerinde deneyeceğiz. 1'e 1 yapacağım. Ki hemen hemen 1'e 1 oldu. Hemen sürüyorum bunu da ve bekletiyoruz. Bakın şimdi şunu söyleyeceksiniz. İşte onu 30 volümle bunu 20 niye 20 volümle yaptın diyeceksiniz. Çünkü siz marketten aldığınız zaman bunun içinden bunu anlatmaya çalışıyorum ben. Siz marketten aldığınız zaman bunun içinden 30 volüm çıkacak ve siz 30 volümü kullanmak zorunda kalacaksınız. O yüzden benim anlatmak istediğim de şey bu. Siz burada 30 volümü kullanacaksınız. Ben de burada 20 volümü kullanıyorum ya da 10 volümü kullanıyorum. Ama şunu yapacağız. Gene haksızlık olmasın. Bu paletlerin 7-1'inde 10 volümü ve Artegon'un 7-1'inde 10 volümü deneyeceğiz. Onu da yapacağız. Aynı video içerisinde zaten devamında göreceksiniz. Bunu da bir kenara koyup bekleteceğiz. Şöyle beklesin. Şimdi tekrar bir de aynı şekilde 10 volümle hemen denemesini yapalım. Başlayalım. On volüm oksidan. 1'e 1 yapacağım. Tamamdır. 10 volümle de bu saçlar üzerinde deneyeceğiz. Göstereyim hemen. Bunlar biraz daha açıldı, açık. Ama diğerleri biraz daha doreydi. 10 volümle de bu saç üzerinde deneyelim. İkisinin kıyaslamasını bu şekilde yapmış olalım. Bunların ikisi de eşit açılmış bir saç. O yüzden haksızlık olmasın diye ikisini eşit açtım. Onları bilerek biraz dore açtım ki küllü renk üzerinde siz evde uyguladığınız zaman acaba açılmış saç ve dore üzerinde
Döre saçta küllü renk nasıl çıkıyor hep beraber göreceğiz. Ama bunların daha sonrasında şunu yapacağım. Döre açılmış saç üzerinde küllü rengin yeşermemesi için bir uygulama yapacağız. Bundan sonraki videoda gelebilir. Hazır olun ve bekleyin. Bu videoyu çok izlerseniz gelecek. Çok beğeni, çok yorum mutlaka onları da getirecek. Lütfen bunları esirgemeyin. Hemen sürelim. Bu paletlerin 10 volümle 7 biri. Aynı zamanda karıştırmak da istemiyorum. Gerçi kokularından ayırt ederiz. Hiç sıkıntı değil. Evet, bunu da şöyle kenara bırakalım. Bu 20 volüm paletlerinin, bu 10 volümü. Şimdi hemen artı bunun 10 volümünü hazırlıyoruz. Birebir. Evet. Biraz daha katalım ki. Biraz fazla kaçtı, hemen dengeleyelim. Şöyle tamamdır. Bunu da hemen sürüyorum. Bu da şurada beklesin. Valla bunlar renk aldı bile. Söyleyeyim. Hemen renk aldılar. Renkleri değişti. Bunları birazdan yıkayacağım. Ve sonucu eminim çok merak ediyorsunuz. Sizce hangisi daha yeşil çıkacak? Hadi bakalım. Palette mi? Artego mu? Göreceğiz. Biraz sonra yıkayacağım bunları. Ondan sonra bakacağız. Şunlar biraz daha bekleyecek. 10 volüm olanlar bekleteceğim biraz daha. Bu Artego. Bu palette. Bu Artego'nun 20 volümü. Bu palettenin 30 volümü. Hemen bunları birkaç dakika sonra yıkayacağım. Gördüğünüz gibi renklerimiz çıktı. Yıkadım ve fönledim. Düzelttim yani daha doğrusu. Soldaki Artego'nun biraz maviye çalan, şu yeşile çalan da palettenin boyası. Arada bayağı dağlar kadar fark var. Artego'nun maviye çalmasının en büyük sebebi bu rengin mavi renge dönmesinin biraz da gri. Güzel aslında, Artego'nun rengi çok güzel. Çünkü Artego yıkadıkça yeşillenmeyecek ama şu sağdaki yıkadıkça yeşillenmeye devam edecek. Tabii ki baktığınızda bunlar hemen hemen birebir oranında karıştırılmış boyalar. Artego'yu biraz daha seyreltirseniz renk biraz daha açık tutma ihtimali var. Onu söyleyeyim. Ama yeşerme asla yok. Gördüğünüz gibi palette de maalesef yeşerme var. Çünkü 20 ya da 30 volüm demek ki market boyalarını ya doreleştiriyor ya da doğal saçlarda doreleştiriyor. Açık saçlarda da yeşertiyor. O yüzden buna çok dikkat etmeniz lazım. Görmüş olduğunuz gibi testimiz son buldu. Yani bu 20 volümdü. Şimdi 10 volümleri deneyeceğiz. Ve 10 volümlerde de neler olduğunu, 10 volümde ikisinin kıyasını yapacağız ve nasıl bir durum çıkacak ortaya hep birlikte göreceğiz. Artık o 20 volümle, paletteyi 30 volümle. Çünkü kendi içinden çıkan oksidan oydu. Onu söyleyeyim. Çünkü siz evde yaptığınız zaman, ben bu yüzden size hani içinden çıkan neyse onu deniyorum. Artego'yu 30 volümde deneseydik gene Artego'da çok bir değişiklik olmayacaktı. Belki daha gri, daha biraz daha griye yakın renk çıkacaktı ama gene yeşermeyecekti, emin olabilirsiniz. Ama dediğim gibi, gördüğünüz gibi palette maalesef bayağı yeşerdi. Dediğim gibi aktıkça da bu renk yeşillenmeye devam edecek, daha fazla yeşerecek. Sıkıntımız buradan kaynaklı. Gene söyleyeyim, Artego'nun mavi pigmentten aldığı için rengini, renk bu şekilde çıkıyor. Demek ki palette de mavi değil de griden renk alıyor büyük bir ihtimal. O yüzden renk bu şekilde yeşerme ihtimali var. Bilmiyorum, belki de yeşil pigment de kullanıyor olabilirler. Eskiden bazı boyalar yeşil pigment kullanıyorlardı küllü renklerde. Belki bu market boyalarda öyle bir durum söz konusu olabilir. Evet, şimdi dediğim gibi biraz sonra da diğer 10 volüm oksidan denemesini yapacağız. Bakalım onlarda durum neymiş, göreceğiz. Evet, bir de bunları şöyle gün ışığında göstermek istedim. Gördüğünüz gibi burası da güneşi dışarıda göstermek istedim. Hani renk farkı, ışık farkı bir bakın istedim nasıl oluyormuş. Volümlü olanlar gün ışığında da göstermek istedim şöyle. Evet. Gene gördüğünüz gibi bunlar da 10 volümle hazırlanmış boyalar. Sağ taraftaki palette, sol taraftaki Artego. Şöyle biraz daha yaklaştıralım. Şimdi bunu da gün ışığında göstereceğim. Yüksek volümlü olanları da gösterdim. Gene palette de maalesef bir miktar yeşerme var. Artego'da çok fazla öyle yeşerme yok. Yine griye çalan, füme griye çalan bir renk var. Gene söylediğim gibi bu Artego'nun mavi pigmentten kaynaklı, yoğun pigmentten dolayı renk bu şekilde
çıkıyor. Tabii ki bunlar, şunu söyleyeceğim, bu renkler doğal saça uygulandığı zaman çok farklı çıkar ama açılmış saça uygulandığı zaman çok farklı çıkar. Bunlar çok çok normaldir. Doğal saçla açılmış saç aynı olmaz asla. Birçok kişinin yaşadığı sorun şu: ben paletlerin 7.1'in içinden 30 volüm çıkmasına çok şaşırdım. Çünkü 30 volüm, eğer 7.1, 8.1'de 30 volüm kullanıyorsanız doğal saçta doreleşme çok 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 normaldir. O yüzden daha düşük volümleri tercih etmenizi, mesela doğal saçta 20 volüm tercih etmenizi. Evet, bunları da bir gün ışığında şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi bunlar da düşük 10 volüm olanlar. Gün ışığında göstermek istedim. Biraz daha şöyle ışığa doğru yaklaştıralım. Sağ taraftaki gene palette, sol taraftaki artı bu. Böylelikle ikisinin arasındaki farkı görmüş oldunuz. Tabii ki bu farklı markalarda farklı renkler çıkması da söz konusu. Ben isterdim ki birçok markayı yan yana getirip deneyeyim ama bunlar için şimdilik gücümüz yetmez. Çünkü hepsinden teker teker almaya kalksak, hepsinden birer tane koymaya kalksak, bütün markaları denemeye kalksak o zaman işte sıkıntı yaşarız. İnşallah ileriki zamanlarda kuaför boyalarında kendi içlerinde karşılıklı farklı markaları kıyaslarız. Mesela gene 8.1'ini kıyaslarız, 7.1'ini kıyaslarız. Ne bileyim, ana renklerini kıyaslarız. Kahveleri, bakırları mutlaka kuaför boyalarında birbirleriyle kıyaslamasını yaparız ve bakarız hangi renk nasıl sonuç veriyor. Bunu da doğru dürüst bir şekilde herkese açıklarız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen izledikten sonra videoyu paylaşmayı unutmayın. Video hoşunuza gittiyse, beğendiyseniz beğeni butonuna mutlaka basın. Yeni gelenler lütfen kanala abone olup bildirim zillerini açsınlar. Canlı yayınlarla soru cevap yapıyoruz. Hem Instagram'dan hem YouTube'dan canlı yayınlar yapıyoruz. Sorularınızı cevaplıyoruz. Ayrıyeten kanala katkıda bulunmak için kanalın katıl butonuna, küçük maddi katkılarda bulunmak için kanalın katıl butonuna tıklarsanız tıklayarak 5 lira gibi, 10 lira gibi küçük maddi katkılarda sunabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.